27 Mayıs Zara. 28 Mayıs Musa Eroğlu. 29 Mayıs Ahmet Coşkun şiir dinletisi. 30 Mayıs Kaya Kuzucu. 31 Mayıs Zeynep Başkan. 3 Haziran Mustafa Yıldız Doğan. 7 Haziran Sıra Gecesi. 9 Haziran Selma Geçer. 10 Haziran Kıraç. 17 Haziran Mustafa Ceceli. 4. Ramazan etkinliklerine tüm halkımız davetlidir. Mersin Büyükşehir Belediyesi. Efendim Kanal 3 stüdyolarına kitaplarda yazıyor'a hoş geldiniz. Bugün sevgili Süleyman Türkoğlu ile bu sezonun son kitaplarda yazıyor programını yapıyoruz. 8 haftalık bir yolculuktu ama sakın üzülmeyin. Eylül ayında yepyeni konular yeni kitaplarla değil mi? Yaz döneminde tekrar çıkacak, sizin de kitaplarınız olacak. Onları da izleyicilerimizle paylaşacağız. Eylül ayında yeni yayın döneminde tekrar Süleyman Bey ile birlikte bu stüdyoda, bu ekranlarda olacağız. Sizinle birlikte bugün kapanış programında çok anlamlı bir konuyu aslında konuşacağız. Çok değerli telefon bağlantılarımız da olacak. Bugün Türk kadını, Cumhuriyet kadınını konuşacağız efendim. Süleyman Türkoğlu bu konu üzerine de yaptığı araştırmalar var. Çok derin kaynaklardan duymadığımız, bilmediğimiz ama onun vesilesiyle bu program sayesinde birçok kaynakçaya da ulaşmış olduk. Merak edip o dipnotlarda yazan kitaplara ulaşıp gerçekten bilinmeyenleri bu vesileyle öğrenmiş olduk. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. 8 hafta oldu değil mi? Oldu. 8 evet, hafta oldu. Çok çabuk gelmiş geçmiş. Saatler de yetmiyor aslında programımıza. Değil mi? Evet, anlattığımız programımıza. Bir konu seçiyoruz. Seçtiğimiz konu kitaplarında neler yazdığını bir saatte anlatmaya çalışıyoruz. Umarım Türk milletine ve Mersin'in hemşerilerimize bu kitaplarındaki merak etmişlerdir ve devamında okumuşlardır. O Türkiye'deki önceki gün bir istatistikler açıldı. Türkiye'de okuma oranı kişi başı günlük 1 dakika diyorlardı. Biz bunu bu programla mutlaka aşacağız bunu. En az günde 10 dakikaya çıkarmayı hedef seçmiştik. Umarım ki bu da faydası olmuştur. Diliyoruz ki. Bu arada sevgili izleyiciler, daha önceki dönemlerde yaptığımız programları da Kanal 33 Facebook sayfasını beğenerek orada kitaplarda yazıyor başlığı altında arşiv programlarına da ulaşabilmeniz mümkün. Çünkü çok dolu, çok içerikli programlar gerçekleştirdik bu 8 hafta içerisinde. Önemli telefon bağlantıları yaptık. Günümüz siyasetine, gündeme ilişkin önemli ipuçlarını ya da ileriye dönük öngörüler yaratan programlar yaptık. Eğer merak ederseniz de Kanal 3'ün Facebook sayfasından da o programlara ulaşabilir izleyicilerimiz. Evet. Buradan da duyurusunu yapmış olalım. Evet. Bugün siz her programda kapanışta mutlaka ve mutlaka Türk kadınına bir atıfta bulunup onlara ilişkin kaynakçalardan yazılmış bilgileri aktardınız bize ama bugün başlı başına bir saat boyunca bu konuyu konuşacağız. Cumhuriyet kadınını nereden, nereye, ne gibi isimler bu ülkede Türk kadınına, Türk insanına örnek oldu, ışık tuttu.
Şimdi her programın sonunda mutlaka Türk kadınlarına bir atıfta bulunuyorum. Ama asıl amacım şu. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde, bu ülkenin cumhuriyetinde özellikle 1980 yılından sonra Türk kadınlarına karşı bir algı operasyonu başladı. Türk kadını erkeğinin yanında, evinin yanında daha doğrusu hayatın içinde olmayan bir kadın profili yaratılmaya çalışıyorum ülkemizde. Kadınsız bir hayat, bir gelecek hiçbir dünyanın hiçbir yerinde inşa edemezsiniz. Özellikle ben Türk kadının üzerinde çok durmamız sebeplerinden birisi Türk kadının bilinçlenmesi, okuması, aydınlanmasını istiyorum. Onun için Türk kadını çok üzerinde düşünüyorum. Çünkü çocuğu eğitecek olan bir annedir. İlk o sevgiyi, ilk öğütleri, ilk bir mesajları, hayata ne yapması gerektiğini ilk yapan bir annedir. Eğer anne eğitimli olursa, bir toplumda anne eğitimli olursa o toplum kendi kendini ayağa kaldırır. Önce burada hemfikir olmak lazım. Türk kadınlarımız özellikle bu programı iyi dikkat etsinler ve özellikle de iyi okusunlar. Gerçi ülkemizdeki kadın okulu yazarlarımız iyi, fena değil ama daha ama eksik. Çok eksik. Mesela ben Türkiye'de ülkemizdeki ana iki sorun var. Türk kadınlarla ilgili. Bir tanesi kadın cinayetleri, bir tanesi de en büyük ana tehlike kadın ticareti. Eğer kadınlarla biz el ele verirsek, kadınları bilinçlendirirsek biz bu ikisinden de kurtuluruz. Kadınlar eğitimsiz olursa biz bunlardan kurtulamayız. Biz bütün sorunlarımızı bu iki ana temel unsur üzerinde koyup kadınlarımızı eğitip bilinçlendirmemiz lazım ki Türkiye'nin ana konusu, ana sorunu olan kadın cinayeti ve kadın ticaretini ortadan kaldırmamız gerekir. Zaten kadın ticaretini kaldırmazsanız bir toplumda ahlak sorununu da çözememiş olursunuz. Onun için bunu kaldırmamız için kadınları eğitmemiz, kadınları donatmamız, kadınları bilinçlendirmemiz, kadınları toplumda yanımızda taşımamız gerekir. Şimdi, asıl buna önem vermemiz gerekir. Şimdi bu noktada aslında algı yine medyanın yazılı ve görsel basının üzerine çok iş düşüyor bana göre de. Bunu hani kadın erkek diye ayırmadan da insan bazında baktığımızda bir insana siz o özgüvenini işte sen kifayetsizsin, yapamazsın, senin asli görevlerin bunlar işte çocuğuna bakmak ya da işte evinde eşine hizmet etmek ya da işte tarlada çalışmak vesaire vesaire gibi. Bu kadına yüklenen misyon aslında kadının da böyle bir algı yaratılıp da kadının gerçekten o girişimci hani kadın erkek dediğimizde ben kadın kelimesinden de böyle bir ayrım yaratılıyor. Aslında insan yani farkı yok. Kadın ya da erkek fark etmiyor. Ama nedense kadın algısı üzerinde daha aciz, daha işte korunmaya muhtaç bir algı yaratılıyor. Belki de işte yayınlarla aynı zeka, aynı düşünce birçok şey başarılabilir yani başarabilir kadınlar da o algıyı yaratmak gerek. Ama şimdi şu var, şunu unutmayalım. Düşünün, bir televizyonda ve yazılı ve görsel basında bir haber duyuyoruz değil mi? Mesela diyoruz ki işte diyoruz şu nedenle bugün diyor şu kadın şu kocası tarafından veya şu sevgilisi tarafından öldürüldü diyor. Şimdi unutmamak gerektiğimiz bir olgu vardır. Hangi canlı olursa olsun dünyada bunların doğuş yeri anadır. Anadan doğar. Çok doğru. O kadını öldüren şahıs kimse bir sevgilisi olabilir, kocası olabilir, erkek arkadaşı olur. Onu da bir anne doğuruyor. Unutmayın bak bir anne doğuruyor. Çok doğru. Burada kadınların üzerine bir milletin ve toplumun asıl üzerine düşmesi gereken şey eğitim meselesidir. Kadın eğitimli olursa o kadını öldürecek olan katili eğitmesi gerekir. Biz bunu buradayı kaçırıyoruz. Bakın bugün Finlandiya. Daha önce anlattım ben bunları. Finlandiya'da kadın ticareti yasak. Yasaktır ya. Çünkü neden? Kadın kendini geliştirmiş, kendini topluma kabul ettirmiş, kendini bilinçlendirmiş, %50 yönetime hakim olmuş. Biz yokuz. Eğitimimiz zayıf. Kadınımız geri planda. Kadını arka plana atmışız. Halbuki niye bu cumhuriyetin kuruluşunda kadınımız yok mu? Var. Mesela bir yönetmenimize söyleyelim. Küçük bir videomuz var. 2 dakikalık. Onu bir seyredelim. Ondan sonra Türk kadının üzerinden devam edelim. Hazırsa eğer videomuz sevgili Hüseyin'den, rejiden rica edelim. Videomuz hazırsa o videomuz üzerine. Var. Anlatalım o videoda, izleyelim. Bakın onun Türk kadını bu cumhuriyetin kuruluşunda ne emekler vermiş, neler çalışmış, nasıl mücadele etmiş. Bunu da Türk kadınımız bunu bilmiyor. Şüphesiz öğretmiyoruz. Belki de işte o duygunun, o algının yaratılması gerekiyor
Bu tip yayınlarda da illaki bunu hayata geçirip de o özgüveni, o benlik, o kimliği kazandırmak kadınlarımıza gerekiyor. Kadınlarımıza biz özgüven kazandırmıyoruz ki. Mahalle baskısıyla, ev baskısıyla yetiştiriyoruz. Aman çok yapma, aman şunu yapma, aman şöyle yapma, aman şuraya gitme, adın çıkar, bilmem ne yapar diye. Evde başlıyor baskı çocukken. O baskı ne yapıyor? O ileride psikoloji, psikiyatr sebepleri de neden oluyor aslında. Bunu arka tarafında görmüyoruz. Evet. Ya bunun arka tarafında bakmak lazım bunlar. Bu kitaplarda bu işte bunları yazıp bunu çizmemizin asıl sebebi bu. Türk kadınını her şeyden önce eğiteceksin. Başka bir şey yok. Kadını eğitilen bir toplum, inanın size bak samimi söylüyorum, sırtı yere gelmez. Çünkü o dediğim biraz önce söylemiştim. O kadını öldürebilecek bir katili dahi anne, bir anne doğuruyor. Halbuki anneye sorun bakalım. O doğuran anne, o kadın cinayetlerini işleyen o erkekleri sordunuz mu? Annesi de pişmandır. Çünkü nasıl ben böyle bir kadın ya bir kadın düşün, insan doğuracak, bir çocuk doğuracak ve gidecek bir kadını öldürecek. Böyle bir şey olmaz ya. Bunun tek neden sebebi eğitimsizliktir. Türkiye Cumhuriyeti'nin algı operasyonları. Özellikle Türkiye'de o cemaat yapılanmaları, bu Fethullah yapılanma, terör örgütü gibi yapılanmalar Türkiye'nin her tarafında var. Bu Siyonizm beslemeleri biliyorsunuz bunlar. Bir toplumda kadını kapattığın zaman toplumu kapatmış olursun. Çünkü bilgiye iletişimi kesmiş olursun. Çocuk nasıl bir çocuk yetiştireceğini bilemezsin. Ondan sonra ne oluyor? 13-14 yaşına geldiği zaman bak İran'da o devrimi anlatmıştım. 79 devriminde anlattım. Ondan sonra 14 yaşındaki kız çocuklarını yani utanç verici bir şekilde evlendiriyorlar. Böyle bir şey olamaz ya. 14 yaşındaki bir çocuğu yani bir evlendirme şansınız olabilir mi? Ama bunu yapılıyorlar. Neden? Türk kadını kapattığın için. Türk kadını kapatıyoruz. Ben şimdi o yönetmenimiz o görüntümüzü görüntülerimiz hazır mı? Hazır. Yok, alalım o zaman görüntüleri. Evet, Anadolu kadını sağ olsun dedi o kısa filmimizde. Kurtuluş Savaşı'nda daha doğrusu Osmanlı döneminden Kurtuluş Savaşı dönemi geldiğimiz zaman Osmanlı Hanedanı'nın yönetiminde kadınların katma değeri olduğu için sayım yapılmıyor. İnsan yerine koyup saymıyorlardı. O insan yerine koymayan, saymayan insanlar, o kısa bir videoda seyrettiğimiz bölümde Kurtuluş Savaşı'na öyle bir yemek verdiler ki silah taşımasından, demiryolu yapılmasından, hendek kazılmasından o kadar çok bir emekler var ki bu emekleri emekleri var ki bunu kelimelerle tarif etmek mümkün değil. Şimdi bakın Atatürk bununla ilgili çok güzel bir söz var. Onu burada aktaralım. Bu daha önceki anlatmıştım. Kanaldan önce son çıkışta Türk kadınına bir yer vermiştim bu kitapta. Atatürk diyor ki, ey kahraman Türk kadını sen yerde sürüklenmeye değil omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Zaman ilerledikçe, ilim geliştikçe, medeniyet dev adımlarıyla yürüdükçe hayatın asrın bugünkü gereklerine göre evlat yetiştirmenin güçlüklerini biliyoruz. Anaların bugünkü evlatlarının vereceği terbiye eski devirlere gibi basit değildir. Gerekli özellikleri taşıyan evlat yetiştirmek pek çok özelliği şahıslardan taşımalarına bağlıdır. Bu sebeple kadınlarımız hatta erkeklerden çok aydın, daha çok feyizli, daha bilgin olmakla mecburiyetindedir. O cumhuriyetin o kazanımları, o cumhuriyeti kurtuluşa yardımlarından sonra belki dünyada ilk defa bir yönetim, bir cumhuriyet yönetimi kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. 1935 yılına gelindiğinde ve inanın şu anda dahi o yüzdelik yok. O 200 küsür milletvekilinin içinde 18 tane kadın milletvekili seçiliyor ve kadınları temsil ediyor. Ve mecliste o konuşmalarda her tarafa gidip kendilerini anlatıyorlar. İşte Türk aydınlanması böyle başladı. O cumhuriyetin o devrimler tek başına yapılan değil, o fabrikalar kolay kurulmadı. O cumhuriyetin kazanımları kolay kurulmadı. Bu kadınla beraber, Türk kadının içine girdi, ondan sonra herhalde. Şimdi düşünün. Biri yukarı, iki tane, biri yukarı, biri aşağı giderken denge sağlayabilir misiniz? Erkek bir yere gitsin, kadın bir yere gitsin. Böyle bir şey olmaz. Eğer bir sağlam bir yapacaksak ikisi de aynı yere gitmiş, omuza gelmesi gerekir. Türk kadının onun için eğitilmesi, daha çok üzerinde durulması ve aydınlatılması gerekir. O işte biraz sonra şimdi anlatacağız. Çok güzeldir, Cumhuriyet'in verdiği değerlerde. Cumhuriyet'in verdiği değerlerle Türk kadınları aslında şu anda kendi tarihini bilmiyor. Bunlar mesela 1923'ten sonra Türk kadınlarına verilen değerlerle neler gelmiş, neler kazanmış onlara bakalım isterseniz bir. Lütfen. Mesela bir Profesör Remziye Hüseyin hocamızın bir resmi var. İlk onun resmini verebilirsek yönetmenimiz. İlk kimyacımızdır bu Türkiye. Remziye Hanım'ın görüntüsünü alalım Hüseyin ekrana.
İlk kimyacı. Evet, Türkiye'nin ilk kimyacısıdır bu kendisi. Atatürk'ün şeyle Türk 1923'ten sonra yurt dışına gitmiş, Fransa'da eğitim görmüş ve 1974 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet vermiştir. Bir kimyacı olarak. Ama işte bunları geliştirmek lazım. Bunu kadınlar kendileri bilmesi gerekiyor bunları. Bunları anlatması gerekir. Remziye Hanım'ın, Profesör Doktor Remziye Hanım fotoğrafını verebilirsek bir numaralı bir resmi. Bir numaralı resmi alalım Hüseyin ekrana. Lütfen. Bak ne diyor, meslek aşkı çocuk sahibi olmasının önüne geçer ve Adana'da Darülümüye müdür olarak gider. Daha sonra eşiyle birlikte Paris'e gider ve burada adını bilim dünyasına yazdırmak için Sorbonne Üniversitesi kimya bölümünde öğrenim görmeye başlar. Yani o kadar çok devletine ve milletine şey yapmak için bir kadın olarak ilk defa verilen bir haklardan hakkını iyi kullanıyor. Ve 1933'te tekrar Türkiye'ye dönüyor. 1930'larda İstanbul Üniversitesi'nde kimya ve fiziko derslerinin doçenti olarak göreve başlıyor ve bu bölüm kuruluyor. Kimya bölümü kuruluyor Türkiye'de. Bir kadın yapıyor, başarıyor bunu. Bunun gibi mesela Safiye Ali Hanım var. Bir doktor, ilk doktorumuz ilk Türkiye Cumhuriyeti ilk doktoru. Görselim. Evet, evet Safiye gördünüz. Ali. Ve Çanakkale Savaşı'ndan sonra Kurtuluş Mücadelesi'nde müthiş mücadeleler veriyor bir kadın olarak. Ve bu akademik olarak Türk kadınlarının önünü açıyor. Bir diğer ünlü birinden de hatta telefona da bağlanabiliriz. Az sonra bağlantıyı da gerçekleştirelim. Gerçekten yaşayan tarih. Evet. Sayın gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk sümerolog doktoru, dünya çapında ünlü bir doktorumuz. Muazzez İlmiye Çiğ kendisi. Yaşayan bir efsane, yaşayan bir tarih. Biraz sonra Türk kadının nereden nereye geldiğini kendi ağzından dinleyeceğiz bunları. Evet. İlkokula Çorum'da başlar. Daha sonra ailece Bursa'ya taşınırlar. Bursa'da özel bir okulda bizim mektepte Fransızca ve keman dersleri alır. 1926'da sınavla Bursa Kız Muallim Mektebi'nde okumaya başlar. 1930'da mezun olur ve babasının öğretmenlik yaptığı olduğu Eskişehir'e tayin olur. Eskişehir'de besleyip 4,5 yılda sonra 1936 yılında Atatürk'ün talimatıyla Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Hitoloji bölümünde kurar. Biraz önce bağlandığımızda kendisinden dinleyeceğiz bunları zaten. Yaşayan bir efsane ve şu anda Sümer tarihini, Türkiye o 4000 yıllık, milattan önceki 4000 yıllık ve günümüzden 6000 yıllık tarihi yazmış olduğu kitaplarla bir kadın olarak Türk millet Atatürk'ün yetiştirdiği Türk Cumhuriyet kadın olarak dünya tarihine geçmiştir. Ve biz Türk kadınlarına en büyük örnek arıyorlarsa işte bir tanesi budur. Burada hemen budur. Bağlantımız eğer hazırsa ve müthiş bir örnektir bütün Türk kadınları. Bu değerli hocam, Sümerolog Muazzez hocamızı örnek almaları gerekir. Onun kitaplarını herkes okuması gerekir. Hayatını okuması gerekir ki eğer biz böyle bu değerde, buna yakın çevrelerde aydın kadın bilim adamları yetiştirebilirsek, hatta aydın toplum kadını yetiştirebilirsek, inanın bu Türkiye Cumhuriyeti yakın bir zamanda bütün dünyanın en üstün, temiz, daha böyle insanlığa nasibini almış, cinayetlerden uzaklaşmış, kadın ticaretten uzaklaşmış bir toplum yaratabiliriz. Kaldı ki gerçekten zaman zaman işte belki medyaya o yüzden diyorum bu hazır mı bağlantımız? Hello. Alo. Alo. Muazzez hocam hoş geldiniz efendim yayınımıza. Evet efendim. Teşekkürler. Hep mutlu oldum. Bizler de onur duyduk, şeref duyduk. Ne güzel programımıza katıldınız. Emin olun sizinle konuşmak gerçekten çok heyecanlandırıyor bizleri de. Cumhuriyet tarihinin yaşayan efsanelerinden birisiniz. Cumhuriyet kadınının. Ne güzel ki... Artık öyle benden başka kalmadı. O günleri hatırlayan. Ne diyelim daha uzun yıllar birlikte olalım. Süleyman Bey'in de size selam ileti buyurun. Eşlik olmasın Süleyman Bey'e de. Muazzez Hocam siz 1914 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurtuluş Savaşı'nın yaşamış, Cumhuriyet'in ilk tohumlarının atıldığı günleri öğrenci olarak yaşamış ve yeni Türkiye'de, yeni Cumhuriyet'te bir öğretmen olarak, akademisyen olarak bu ülkeye katkı sunmuş çok önemli bir isimsiniz. Yaptığınız, yarattığınız eserlerle dünya tarihine bir Türk kadını olarak hem Türkiye'nin hem Türk kadını
kadının ismini yazdırmış bir kişisiniz. Biraz Cumhuriyet kadınını hep kullanıyoruz. Hep programlarda, yazılarda Cumhuriyet kadını diye geçiyor ama Cumhuriyet kadınının vasfı, nitelikleri, tanımı nedir? Vallahi ben şimdi şuna kaniyim ki, yani Cumhuriyet kadının kadınından istedikleri her şey oldu. Bugün kadınlarımız her alanda, ama her alanda en üstün başarıyı temin ettiler. Yani bakıyorum ben, gerek sanayide, gerek ticarette, gerek meslek hayatında, gerek medyada, gerek şeyde, sanatta, her yerde kadınlarımız muazzam bir ilerleme, yani birden ortaya çıkma var ve dünya çapında müzisyenlerimiz, dünya çapında sanatçılarımız, bunlar küçümsenecek şey değil. Bu 80 yılda, 80 yıl önce bunların hiçbirinden haberimiz yoktu. Ne şeyden, kadının ticarete girmesinden, ne şundan ne bundan. Ben hatırlıyorum, 1940'ta İstanbul'a geldim. Bir baktım şeye, kapalı çarşıda hep şey, yabancı şeyler, bu Rumlar, Ermeni kızları çalışıyordu. O kadar gücüme gittim benim. Şimdi gidip de gördüğüm zaman bu kızları büyük bir heyecan duyuyorum. Yani kızlarımız mesela garsonluk yapıyor, her şey, her alanda. Onun için son derece mutluyum. Ama tabii bunları karşılamak için bir robot takımı çıktı. Bu yobaz takımı kadın erkek ayırmaya kalktı. İşte en büyük hata bu tabii. Evet, evet efendim. Peki sizce olması gereken ne? Gidilmesi gereken yol ne? Biz hangi yoldan ayrılındı ya da hangi bakış açısı değiştirildi de bu bahsettiğiniz ayrım yaşanıyor? Vallahi iyice anlayamıyorum. Benim biraz kulağım rahatsız da. Bir daha tekrar edin. Şeyde anlayamıyorum. Sözünüzü anlayamadım tam. Tabii, tekrar edeyim. Bir ayrımdan maalesef ki dediniz ki bir ayrım yaratıldı. Kadın erkek ayrımı yaratıldı. Maalesef ki. Peki hangi bu ayrım nasıl ortadan kaldırılabilir? Ne yapılmalı? Eğitim politikaları mı değiştirilmeli? Kadını nasıl daha aktif hale getirebilmeliyiz? Nasıl siyasetin yönetimin içerisine sokabilmeliyiz? Yegane şey, devleti idare edenlerin kafasının değişmesi lazım. Devleti idare edenler kadın erkek ayrımı kabul ediyorsa bu böyle devam eder. Eğer bunlar vazgeçerlerse o zaman kadın erkek ayrımı olmaz. Yani düşünün, Atatürk zamanında, ben hayret ediyorum, 10. yılında ben öğretmendim, evet. Eskişehir'de. Birdenbire kadınlar çarşaftan çıktı. Hepimiz tiyatroya gidiyoruz kadın erkek, sinemaya gidiyoruz kadın erkek. Eskişehir'de spor kenarında gazinolar vardı. Oralara ben kolsuz elbiseyle genç kız olarak, öğretmen olarak gidiyordum. Aileler oturuyordu. Bize o zaman bu gayet normal geldi. Anlayamadım. Şimdi bakıyorum, o zaman ne kadar anormalmiş. O 10 sene içinde nasıl bu kadar güzel bir işe girsin? Çünkü devleti idare edenler bunu istiyordu. Zaten bizim kanımızda kadın erkek ayrımı yok. Evet. Türk kanında, köylerimizde kadın erkek ayrımı yoktur. Evet. Kız erkek ayrımı yoktur. Peki hocam, sonradan geldi. Evet. Siz gelmiş geçmiş en önemli dünya tarihindeki Sümerologlardan birisiniz. Uzun yıllar Ankara Üniversitesi'nde de
Alman bir profesörle, hoca ile birlikte çalıştınız. Neticede Türk tarihine de son derece hakimsiniz. Sizin bilgileriniz ışığında Türk tarihinde kadının yeri nasıldı? Türk kadınının yeri? Şekerim, eski Türk tarihinde kadınların muazzam bir şey vardı. Kadın erkek ayrımı yoktu. Yani Türk tarihinde kadın erkek ayrımı yoktu. Kadınlar ata biner, kadınlar o kadar. Hatta Dede Korkut'ta bir hikaye vardı. Delikanlının biri evlenmek istiyor da. Diyor ki ben böyle işte güzel kız bilmem ne böyle şey istemiyorum. Benim gibi ata binen, benim gibi o kadar kız da istiyorum. Yani o zaman erkekler böyleydi. Onun için hakikaten Türk kadını ancak İslamiyet'e girip İslamiyet'i kötü kullanmaya başladıktan sonra bu işler oldu. Evet. İnanın şeyde çarşaf, bakın kadınlar çarşaflıydı 1925'te. Kıyafet kanunu çıktığı zaman kadınların çarşafı ile ilgili bir tek madde yoktu. Atatürk'ün bırakın kadınlarımızı, onlar yapar yapacak diyor. Ve hakikaten onlara yalnız ihtar ediyor. Şu çarşaflarınızı çıkarın diye. Nasıl bir birdenbire çıkardılar. Yani ben o zaman hayret ediyorum. Bugün tabii hayret ediyorum. O zaman tabii iyi geldi bize. Peki hocam, Türk kadınına ne tavsiye edersiniz bundan sonra, gelecek için? Vallahi işte evvela Türk kadınları yani bu siyasete girsinler, siyasette uğraşsınlar, siyasete girmeleri şart. Çünkü siyasette eğer bu iş halledilmezse maalesef bu daha betere gider. Aynı katılıyorum. Ben bütün siyasilerin bu işi ele alması lazım. Bakın ben 103 yaşındayım. Bu evet. Zamana kadar çalıştım, ettim, arkadaşlarım oldu, sarıldık, öpüştük. Kimsenin aklına kötü bir şey gelmedi ya. Ya ben anlamıyorum, şimdikilerine babasının kucağına oturamayacaktın, olur mu? Ben dedemin kucağında da babamın kucağında da oturdum. Yani. Böyle şeyler olur mu? Bunlar yeni çıktı, yeni duyuyoruz. Devleti idare edenlerden bu. Çok. Onun için devleti idare edenler doğru dürüst insan olacaklar. Yani tam kadın erkeği eşit olarak kabul edecekler. Ondan sonra diğer tarafa devam edecek bu. Üstelik bunda şeyin de çok önemi var. Diyanet işlerinde. Onlar da uydurup bu şeriat şeylerini ortaya çıkarıp o böyle insanların kafalarını karıştırmaması lazım. Evet. Belki de hayata insan gözüyle bakmak gerekiyor herhalde. Kadın erkek ayırmadan herkesin insan olduğunu hatırlayarak baktığımız zaman cinsiyet ayrımına girmemiş olacağız. Gayet tabii. Bu noktada da. Gayet tabii. İki şey birbirine muhtaç ya. Tabii. Kadınsız evet. Erkek olmuyor, erkeksiz kadın olmuyor. Evet. Yani birbirine arkadaş yetişmesi lazım. Bunun biz öyle yetiştik. Arkadaş yetiştik. Ben 6 yaş, ben 10-12 yaşındayken kız erkek okudum. Evet. Yanımda iki tarafında iki erkek çocuk vardı. Kimse bir şey söylüyor aklımda gelmedi kötü bir şey. Evet. Şeyde, üniversitede aynı merdivenlerden çıktı kız erkek. Yatakhanelerimize. Hiç böyle bir şey gelmedi aklına kimsenin. Bu nokta devleti idare edenler. Evet.
O birlikteliğin, o bakışın sağlandığı zaman da zannediyorum ülkede o birlik dediğimiz duygu tam anlamıyla oturacak ve çok daha hızlı ilerleme, çok daha iç içe birlikte yaşayabilme imkanı bulacağız herhalde bu ayrımları ortadan kaldırdığımız noktada. Çünkü Cumhuriyet döneminde siz Kurtuluş Savaşı'nı bizzat yaşamış, o dönemleri bizzat yaşamış bir kişi olarak herhalde o dönemde kimse birbirine kadın ya da erkek diye değil. Olmadı yavrum, olmadı. Zaten bizim evet. Köylerimizde olmaz. Tarlada da birlikte çalışılır, okulda da omuz omuza birlikte okunur diliyoruz. Çok güzel bilgiler paylaştınız efendim. Bizimle, sizinle konuşmak gerçekten büyük şeref ve onurdu bizim için. Diliyoruz uzun uzun yine bizden sonraki nesillere de bu kıymetli bilgileri aktarma, yaşadıklarınızı aktarma imkanı olur. Süleyman Bey'in de ileteceği. Benim çok ileteceğim her şeyden önce. Hocamdan önce toplumu Türk kadınlarına iletiyorum. Şu anda canlı yayına bağlanan hocamız bütün Türk kadınlarına bir idol olması gerekir. Evet. Örnek olması gerekir. Söylediklerini de iyi anlaması gerekir. Diyor ki hocam siyasete girmesi gerekir diyor. Evet. Finlandiya'nın yaptığını burada başarabiliriz. Hocama burada fikirlerini ve söyledikleri için de takdir ve teşekkür ediyorum. Türk milletine aydınlattığı için. Bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler için de ayrıca tekrar teşekkür ediyorum hocama. Dillerine sağlık hocam. Çok sağ olun çok efendim. Teşekkürler. Çok teşekkürler efendim. Elimden geldiği kadar hala yazıyorum. Devam edin. Aynen, çok hocam, teşekkürler. Sağlığınızda, kaleminizde güçlü efendim. Olsun. İyi günler efendim. Sağ olun. Bizi misafir ettiniz. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, önemli evet, mesajlar. Önemli, çok önemli bir mesaj verdi belki burada. Belki işte eğitim ve eğitimden sonra kadının aktif yönetim hayatında olması, siyasetin içerisinde olması birçok şeyin aslında değiştiği ve değişimin başladığı nokta olacaktır. Bir kadın deyip geçmeyin. Bakın bir kadından bahsettik, birkaç tane örnek verdik. İlk doktoru ve ilk kimyacıyı verdik, ilk sümeroloğu verdik. Bir toplumda bir kadın yetişti ve bütün dünya tarihini değiştirdi. Var mı? Böyle bir şey var mı? Demek ki Türk kadını bunu yapabiliyormuş. Hocam yaptı bunu. Evet. Ve bunu başardı. Yazdığı kitaplarla, yazdığı araştırmalarla, o çalışkanlığıyla ne oldu? Bir imkan verildi bir kadına. O imkanı değerlendirildi. Sonuna kadar değerlendirildi ve kullanıldı. Evet. Biz burada yapmamız gereken, Türkiye Cumhuriyeti'nde yapmamız gereken Finlandiya örnek almamız gerekir. Lozan Anlaşması kitabında mesela yazdım. Evet. Atatürk Lozan Anlaşması'na bir madde koymuş. Kadın ticareti yasaktır diyor. Uluslararası evet. Bir dünya çapında bir anlaşmaya yazılmış. Finlandiya bunu 100 yıl önce kazanmış. Kadınlar siyasete, eğitimle, bugün parlamentoda %50'ye yakın kadınımız var siyasetinde evet. Finlandiya'da. Ve oradaki hala hocam da bir şey yapıyor, yazdığı kitaplarda vardır. Finlandiya'da Türkiye diye şehir vardır. Türk şehri vardır orada da. Mağaralarda bundan 6-7 bin yıl önceki Türk yazıtları vardır o bölgelerde. Ve çoğu da yani Türk kökenli bir toplumdur orada. Bunu başarmış orada. Çünkü Türklerin kökeninde, Türklerin kanında kadın satma yoktur. Kadın ticareti yoktur. Kadın öldürmek yoktur. Ben size... Bu noktada Süleyman Bey aslında belki bu ayrı buraya işte psikologları, sosyologları da davet ederek bir program yapmak gerekiyor. Yani cinsellik konusunu konuşmak adına. Yani Türkiye'de maalesef işte cinsellik eşittir. Kadınla eşleştirildiği için öyle bir bakış açısı sergilendiği için... Kadın cinsel olup çoğunlar kullanılmaması gerekir. Bu noktada da esas olayın kaynağı geliyor buna dayanıyor. Cinsel obje olunca ne oluyor? Şimdi biz zaten bu Türkiye'nin meselesi değil. Bugün gidin Amerika tabii dünyada işte, yaratılan işte Amerikan filmlerinde ya da reklam filmlerinde baktığınızda kadın objesinin sürekli işte cinselliğiyle bedeniyle ön plana çıkartılıyor olması bu algıyı zaten yıllardır evet. Belki işte televizyonun icadından bugüne yıllardır kullanılan bir şey. Maalesef ki bizim gibi gelişmekte olan toplumlarda da az okuyan toplumlarda da kadını beynen, fikren, insani olarak yanları bir tarafa itilip de sadece bedensel olarak algılanmasına, cinsellik olarak algılanmasına neden oluyor. Bunun için de işte okumak, erkeklerin de okuması, tek kadınların değil erkeklerin de okuyup bakış açılarının değiştirmeleri gerekiyor. Arkasında o zaman çocuk istismarı, cinsellik ve diğer adını bile zikretmek istemediğim bir sürü işte haberlerde bizler de maalesef ki okumak zorunda kalıyoruz. Bu olaylar yaşanmaz. Yani o
cinsellik fikrinin de belli nokta, belli değil tamamen insanların beyninin aydınlatılması gerekiyor gerçekten ruhsal olarak da. Ama aydınlanması gerekiyor. Bak şunu unutmayın. Bir kim nasıl o dediklerinizin hepsinin olabilmesi için, insanlara eğitilebilmesi için anneye şart. Anne gerekir. Mutlaka annenin eğitilmesi gerekir. Okuması gerekir. Annesi eğitilmeyen bir toplum mutlaka ayağa kaldıramaz zaten. Kalkmaz. Mesela ben ne vereyim? Günlar'lıyım. Günlar ismini belki Türkiye Cumhuriyeti'nde çoğu insanlar bilmez. Ben burada yazmıştım daha önce bir kitabımda. Yüzyılda Günlar yetiştirir değerler ismi bir kitap anlattım. Günlar. Günlar bir kadın ismidir. Günlar. Günlar bir kadın ismidir. Bir gül ve enlerden oluşan bir isim değildir. Günlar Ece'dir aslında bu. Orta Asya'dan göçmüş, Orta Asya'daki aynı Günlar ilçesinden oradan göçmüş, tarihten belki 3000-4000 yıl önce Bersin'in Günlar şu andaki ismini aldığımız ilçede gelmiş bir yer. Ve bir komutandır Günlar. Yahşi Bey'in kızıdır. Daha mezar burada şeyde de bizim Gölek Boğazı'ndadır. 600'lü yıllarda, 630'lu yıllarda, 690'da öldü. O dönemde savaşarak öldü bir komutan. Bir kadındır. Biz Türklerin tarihinde kadın ticareti, kadın satma, kadın cinayet diye bir şey yok. Kadın bizimle yan yana. O savaşta yan yana, o barışta yan yana, tarlada yan yana. Biz hep yan yana eski kadınla. Biz Türk tarihinde, Türklerin tarihinde bir kadını ayrıştırma, kadını işte öteleme diye bir şey yok. Bu ne zaman ki küresel oyunu, siyonizm oyunları içine girdiği zaman, bakın dikkat edin demin de anlattınız. Abi bütün filmlerde, bütün reklamlarda, bütün şeyde kadını obje olarak ön tarafa çıkarıyor. Ama şunu da ben tıp parantez lafınıza devam edin. Şimdi kadın çıplaklığının işte ön plana çıkartılması, bunu kapatırsak bu fikri de ortadan kaldırmış öyle gibi değil. Bir algı yaratılsın da hayır. İstemiyorum çünkü tamamen aksine bir şeyi bu şekilde yönlendirdiğinizde bir olayı çözümlemiş değil, bastırmış oluyorsunuz. Siz tamamen aslında o algıyı ortadan kaldırmanız gerekiyor. Yani işte efendim bundan sonra işte kadınların çünkü şu beyninizde, zihninizde eğer işte dekolte giymiş ya da normal açık bir kadın yolda geçerken siz ona bakacaksanız kapalı olduğunda da yani zihni o bilinçaltını aslında iyileştirip tedavi etmek gerekiyor. Bakış açısını değiştirmek gerekiyor. Yani örtünüp de kapatmak da mesele değil. Yani onun ayrımını da buradan iyi yapmak namusu, gerekiyor. Yani namus kelimesini işte bir kadında ararsan olmaz öyle. O ora geliyor şimdi yani kadının giyimine göre namus aranmaz. Namus beyinde olur. Yani bir insan bir erkekte namussuz olabilir. Beynini satmış olabilir, kişiliğini satmış olabilir. Zaten namus bir kadının giyimini böyle öğretirse zaten toplum çöker. Ya orada namus kavramını da çok tartışılıyor. Yani, bu çok dallı yani, budaklı. Belki de hani ayrı bir program. Kadının giyimi olacak. Üzerinden bir toplum yetişmez. Öyle bir yap, o algı da yanlış olur. Mesela ben çocuğumu nasıl yetiştiriyorum? Bir erkek çocuğum var. Ben nasıl çocuğumu nasıl yetiştiriyorum? Ben çocuğuma olma diyorum ki oğlum. Genç yaşayacaksın, genç olacaksın, büyüyorsunuz. Artık gençlik, blue çağına giriyorsunuz. Okulda kız arkadaşın olacaktır, bir şey olacaktır. Ama unutma, senin kız kardeşin olsa veya da bir annene yapılmasını istemediğini sakın kız arkadaşına yapma. İstemedi. Annene, bir herkes bir anneden doğmadı mı? Annesine bir, yani ben mesela benim anneme yapılmasını istemediğim bir şeyi ben bir kız arkadaşıma ya bir kadınıma yapmam. Evet. Toplum böyle eğitmek gerekir. Erkeği böyle, erkek eğitmesi kolay. Anne eğitilirse ama anne eğitilmesi. Valla ben bunun aksin şöyle bir üst daha modeline daha geçelim diye düşünüyorum. Eğer hani şimdi bu tab buradan Freud'a vesaireye kadar inmek gerekiyor. Hani işte id, ego, süperego vesaire işte o tamamen ki davranışlarımızı Freud'cu yaklaşımına gidecek olursak. Yani, aslında insanın içsel dünyasını, ruhsal dünyasını ve fikirsel dünyasını öyle iyi beslemesi gerekiyor ki zaten o olgunluğa ulaştığında bugün şu anda birçok toplumun sadece Türk toplumunun değil dünya toplumlarının cinselliğe bakış açısı ya da işte açık kapalı ya da namus kavramına bakış açısı çok değişecek. Çünkü o çok farklı bir yerde değerlendirilecektir. Yani bu tamamen sizin hayata İç dünyanızı ne kadar geliştirdiğiniz, hayata nasıl baktığınızla da ilintili bir şey. Yani hani bu programın konusu değil. Belki bunu ayrıca masaya yatırıp da konuşmak gerekiyor. Hatta Türkiye'deki bu istismarları, bu tecavüzleri konuşmak gerekiyor. Benim artık gerçekten yüreğim de kaldırmıyor. Göremiyorum da, bakamıyorum da, duyamıyorum da. Sizin anlatmak istediğinizi şöyle anlatırsak, eğitim bir bütündür. Yani bütün alanda toplumu
Her birey zaten devletin daha önceki programlarda anlattık dedik. Devlet ilk önce yaşatması gerekir insanı. Sağlıklı bir şekilde yaşatması, can güvenliği koruması, sonra da eğitmesi gerekir. Siz dediğiniz gibi iş güzelliğini, dış güzelliğini, bütün eğitimini devlet vermek zorundadır. Eğer ki sen bir eğitimin tam olursa o dedikleri zaten kendiliğinden ortadan kaybolur. Yani eğitimsiz hiçbir sorunu kaldıramazsınız. Bunu yani insanlar bunu kafasında yazması gerekir Türk toplumu. Hiçbir dünyanın bir yerinde eğitimle eğitimsiz bir sorunu ortadan kaldırdığını dediniz mi o zaman diktatörlük olur. Yani ya ben bunu yaptım oldu suslar gibi olur. Ama o sorunu yani çözmüş değilsin. Bütün sorunlar dünyanın tek çözüm noktası eğitimdir. Eğitimsiz hiçbir toplum olmaz. Bakın şimdi dediğinize gelelim. Her gün ne vardı bizde? Kadın cinayetleri değil mi? Öldürülen neler evet. Var? Bakın o kadar çok şey var ki kadınlarımızı öldürmeler için basit nedenler o kadar uydurma şeyler ki eğitimin olmadığı için. Bakın namus ve töre birinci sırada geliyor. Yani başa geldik işte şeyde. Erkeğin işte erkekliğiyle ilgili laf söylediği için öldürülüyor. Reddediliyor erkek mesela. Karşı bir şey reddedildiği zaman. Aldatma şüphesi, kıskançlık, maddi işte ayrılma sebebi istemiyor mesela kadın. Ayrılmak istiyorum. Kadının boşanma istemesi, erkeği terk etmesi. Bunun bir sürü nedenler, o kadar çok basit nedenler var ki. Ya mesela bir neden mesela, bile sayılamayabiliyor? Yemek yani. Sıcak oldu ya da bu, soğuk oldu. Bu sayılan nedeni, bu sayılan evet. Nedeni haricinde neden yok. Hep basit 8-10 tane evet. Sorulduğu zaman neden öldürdü sorusuna işte erkek gibi laf söyledi. İşte istemedi beni reddetti gibi laflar. Ki öldürmek gibi hakkı yok. Ama şu var. Gerçekten kadın, annelerin eğitimli bir toplum olsa bunu çocuklarına öğretir. Öğretmesi gerekir. Bir hocamız çıktı canlı yayında düşünün ya 103 yaşında hala bir kendinden verilen bir hakkı korumak için mücadele ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Bizim kadınlarımız kendilerine verilen hakkı bilmiyor. Yani nasıl bir hakla karşılaştığını, ne yaptıklarını da bilmiyor ki eğer ki. Eğer ki başka batılı ülkelerde zorla alınmış bir hak, Japonya, İtalya, Fransa, çoğu ülke bu Türk kadına verilen hakları daha sonralar aldılar. Biz ama İslam Atatürk bu Cumhuriyet kurduktan sonra Cumhuriyet aydını kadınlarımıza hak veriyor. Bireysel özgürlük, bireysel yaşama, bireysel meslek edinme, bireysel kalkınma, kadınla erkeğin yan yana olması... Ya yaşamadık mı? Bugün aynı stüdyoda bir model olarak siz geliyorsunuz, ben de bir yazar olarak burada anlatıyoruz. Niye o demek oluyor değil mi? Eğitim, kadının eğitilmesi gerekir. Yapılması gereken kadının haklarını, Türk kadını kendi haklarını bilmesi gerekir. İniyor arka sokaklara gidelim bak. Kadın kendi haklarından özgür haklarından daha yoksun ya. Sanki bir erkeğin patronu yani bir erkek patron olduğunu düşünüyor, kocam diyor. Böyle anlatıyor. Halbuki bütün gerçi Türk erkekleri artık o kadar istismar etmiyorlardır ama şu ortadaki günde bir tane Türk kadını ölüyorsa ülkede günde yüzlerce fuhuş olabiliyorsa kadın ticareti oluyorsa bunun tek nedeni Türk kadının eğitimsizliğinden kaynaklanıyor. Şimdi siz maddeleri sayarken bir an burada da anmadan geçemeyeceğim. Sevgili Hamit İzol'ün son kitabı var, Roza diye bir kitabı. Gerçekten okumalarını da izleyenlerimize töre cinayeti nedeniyle öldürülmüş bir kızın hayatı ve bir aile. Aslında Türkiye'deki o gerçekliği, Anadolu'da yaşanan işte o töre cinayetlerini, Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da yaşanan töre cinayetlerini çok saf, çok etkileyici bir dille anlatmış ve içerisinde aslında yazılanlar da baktığınızda ölümün ya da bazı duyguların dininin, dilinin, ırkının, kimliğinin olmadığını size anlatıyor. Buradan da ben bu program vesilesiyle de bu kitabı yazdığı için de Sayın Hamit İzol'e de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bir nevi farkındalık yaratıp da bu cinayetlerin, kadın kimliğinin var olması, kadının ne kadar aslında birçok şeye muktedir ve yaratıcı olduğunu da çok güzel bir dille ifade etmiş. Buradan da selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Evet, kadın yaratıcıdır. Gerçekten yaratıcı. Önemli olan kadının yaratıcılığını kullanabilmek. Yani biz bu toplumda Türk erkekleri olarak, Türk millet olarak bunu yapmamız lazım. Hatta bu hocamın dediği gibi kadın siyasete girmeden olmaz. Bak mesela size en son çıkan bir kitapta bahsedeceğim. Ekmel Alokur'un bir kitabı bu. AZ yayınlarından çıktı. Yaklaşık oldu 3 ay önce. Yüksel Mert denen bir arkadaşımızı Adana bölgesinde geçen bir olayı anlatıyor. Yaşanmış bir olay. Atatürk'ten özür diliyor bu arkadaşımız. Kitabı hakkında kısaca bir bilgi vereyim şimdi buradan.
Yüksel Mert 35 yaşına kadar hiç Atatürk'le ilgili bir kitap okumamış. Adana bölgesinde, bu bölgede çocuk yaşta cemaate teslim edilmiş, o terör örgütlerine teslim edilmiş. Küçük yaşta o kitapları okutulmuş ama bütün cemaatlere girmiş çıkmış. Bütün cemaatlerde imamlık yapmış, imamlığı kötü şartlarında kullanmış, dilenciliği işte İslam'ın kendi menfaatine olan yerlerinde kullanmış. Ama bir gün geliyor, 35 yaşına geldi sonra Mustafa Kemal'i tanımak istiyor, bir şeyler yapmak istiyor ve onun hakkında bir şeyler okumaya başlıyor. Onun hakkında okumaya başladığı zaman o kadına verilen hakları, birey tek evliliği, işte kadın mirası, çok şeyler öğreniyor orada. Yani yaşadığı ortamda bütün dini gruplarda Nurcuların içine giriyor, Fethullahçıların içine girmiş, hepsinin o yapıları anlatmış ve doğruyu buluyor. Bir Türk kadınına nasıl davranması gerektiğini ve her şeyde cumhuriyete sahip çıkması gerektiğini 35 yaşından sonra öğreniyor. Gerçekten ülkemizde daha hala, yani yüzde çoğunluk söyleyeyim ben, Atatürk'ün sadece ismini bilen, hatta Atatürk'ün kendine verdiği şartları bilmeyen binlerce kadınımız var. Çoğu erkeklerimiz de böyle. Atatürk hakkında hiçbir şey bilmiyor. Cumhuriyetin değerlerini, bu cumhuriyetin değerini, nasıl bir bireysel özgürlük, nasıl bir yaşam hakkı verdiğini kimse bilmiyor ki. Bilmeden bazı şeylere, ama bu devlet politikası. Cehalet de, yani yanlış bir politika eğitim sisteminde. Bakın, ben size bir profesörün şeyini okuyacağım buradan. Ben Yörük Türkmen çocuğuyum. Bizler 8-10 yaşında 500 bacak çebişlerin arkasında özgürce ormanlarda tek başına çalıştık. Çalışarak geldiğim keçi çobanlığını unutmuş değilim. Bir bayan olarak keçilerin arkasında profesörlüğe gelebildiysem önce Tanrı'ya, sonra Mustafa Kemal'e, Cumhuriyet'e borçluyum. Cumhuriyet öncesinde evdeki hayvanları sahip, kadınları saymayan, adam yerine koymayan biz Türkmen Yörükleri ve özellikle Türk kadınlarına verilen değer sayesinde bugünleri gördük. Yaşasın Cumhuriyet diyor. Kim bu? Profesör Doktor Ayşe Çalıkroz. Ben tanıdığım bir insan, bunu gittim özel röportajla yaptım bu kitabı yazmak için. Ya 8-10 yaşında özgürce ormanda bir Türkmen çocuğu, kız çocuğu gidiyor. 500 bacak çebişleri gidiyor, özgürce gidiyor. Kimse sarkıntılık yapan yok, saldıran yok, cinsel obje kullanan yok. Ve özgürce gidiyor 8-10 yaşındaki çocuğa. Ve bu hakkın sayesinde düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği, kadına verdiği hakla keçi çobanının arkasından profesör oluyor. Okuyor. Çok büyük bir örnek. Müthiş bir örnek yani Türk kadınları için ya. Ben bir Türk kadını olsam hakikaten bunların yolunda giderim. Mesela belki Mersin halkımızın çoğu bilmeyecek. Eğer yönetmenimiz verebilirse, Müfit İnan'ın resmi var. Evet, verebilirse ilk belediye başkanımız. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk belediye başkanı da Mersin'de. Kadın, evet, belediye, kadın başkanı. Belediye başkanı Mersin bu anlamda bünyesinden çok kıymetli isimleri kadın erkek yetiştirmiş, Türkiye'ye ve dünyaya mal etmiş bir kent. Bunun kıymetini bilmek lazım. Mesela Mufide İlhan bile bir Mersin'e, bir Türkiye'ye örnek olacak. Özellikle Türk kadınlarının örnek olması gerekir. Ya 1950 yılında, 51 yılında burada çıkıyor bir millet. O zaman bak 1950'den bahsediyoruz. Evet. Bundan 55 yıl öncesinden bir belediye başkanı çıkabiliyor. Nedir bu? Türk kadına verilen ayrıcalık değil ki bu. Eşitliktir yani. Eşitlik hakkıdır. Hani erkeğe ne verildiyse sen de ol. Bak başarmış Türk kadını. O profesör doktor Ayşe Çalıkfos'un anlattığı gibi büyük başarıdır bunlar. Türk kadınları başarır, ben inanıyorum. Eğer Türk toplumunu, Türk milletini ayağa kaldıracaksak mutlaka çok güzel eğitmemiz gerekir. Türk kadını bizimle beraber siyasette sahada olması gerekir. Siyasette bizden önce olması gerekir. Kendini vitrin malzemesi olarak kullanılmaması gerekir. Gidecekse bir partiye gitsin ya, bütün kadınlar aynı bir siyasi partiye gitsinler ya, kendi haklarını korusunlar. Ben inanıyorum, ben buna da bak üzerine basa basa söylüyorum. Eğitimle kadın cinayeti sonlanır. Kadın ticareti sonlanır. Benim zaten dünyada benim asıl savaşım, en önemli şey kadın ticaretidir. Kadın ticareti kestik miydi, kadınlarımızı eğittik miydi, kadın cinayetleri kendinden kaybolur gider. Çünkü o kadını eğitebilirsek, biz o toplumdaki Türk milleti kadını eğitirsek, inanın yani çok uzun sürmez. 3-5 yıl içinde eğitimli bir kadın toplumu kendi kendine ayağa kaldırır. Siyasette de olur, ticarette de olur, her yerde var ama bilimsel ve akılla, mantıkla olması gerekir. Belki de şimdi böyle hani dünya genelinde de ona doğru bilmiyorum, belki bir gidiş işte olabilir Avrupa'da da. Keşke bizde de üst
makamlarda, işte ne bileyim, işte bir cumhurbaşkanı, neden bir kadın cumhurbaşkanı bugüne kadar olmadı? Olsa keşke, ya da işte parti genel başkanlığı bir dönem sadece. İşte her yere girmesi gerekiyor. Sadece her yere girecek ya Türk kadını, eğer bu toplum ayağa kalkacaksa. Mesela hatırlarsınız, belki çocukluğunuzda duymuşsunuzdur. O Osmanlı döneminde kalma bir söz var. Bu Türklerin sözü değildir ha. Kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin. Bu Türk millet, Türklere ait bir söz değildir yani. Kesinlikle değildir. Yani Türk, ben anlattım bak, biz Günler Hatun'un torunu, Günler Ece'nin torunlarıyız. Bizim ismimiz Orta Asya'dan belki 4000-5000 yıl önce gelmiştir. Evet. Ve bu ülkede, Türkiye Cumhuriyeti'nde Oğuz Türkleri diyoruz. Oğuz Türk'ünün eşiri olduğu söyleniyor. İsim oradan geliyor. Günler ismi. Günler Ece ismi oradan geliyor. Ece Kraliçe demek. Kraliçe demektir. Hı hı. Yani biz öyle bir soydan geliyoruz. Kadınımızı yükseltti, gurur duyduğumuz bir soydan geliyoruz. Niye yani şimdi kadının gücünü de aslında millet olarak yanına alındığında gerçekten... Tabii canım, mesela bir el nesi var, iki el sesi var. Sesi var budur diye. Yani kadınımızı mutlaka ve mutlaka aydınlatmamız ve Türk kadınları anlattığımız, biz sadece birkaç tane, zamanımız yetmiyor, birkaç örnek verdik. Evet. Halbuki o kadar çok örnek var ki anlatabilecek, hani kendilerine idol seçebilecek her meslekten var. Her meslekten gerçekten dünya çapında bizim Türk kadınlarımız var. Yeter ki Türk kadınları bu işe alasın. Bu sözlerle de bugünkü programı noktalandıralım mı? Eylül'deki kitaplarda yazıyor da buluşmak üzere diyelim bugün de. Buluşmak üzere diyelim değil mi? Evet. Bir ara vereceğiz. Eylül ayına kadar biz de yeni bilgiler edineceğiz, yeni kitaplar okuyacağız. Yeni kitapları da tanıtacağız o yaz döneminde. Çıkan, hatta sizin de zannediyorum iki tane kitap hazırlığınız var. Yayında şu anda. Biz de keyifle okuyup bakalım kitaplarda neler yazıyormuş. Bizim bilmediğimiz, duymadığımız, gören gözün, işiten kulağın ardında olan neler varmış, onları ortaya çıkartacağız. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Top Türk Milleti'nde de bizleri dinlediği için, misafir ettikleri için kendilerine de teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Eylül'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Efendim, bugün kitaplarda yazıyor programının bu yılki sonuna geldik. 8 haftalık birlikteliğimize burada nokta koyacağız. Dediğim gibi geçmiş programları Kanal 33 Facebook sayfasından takip edebilirsiniz. Kitaplarda yazıyor başlığı altında takip edebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar efendim. Bir sonraki programa kadar sevgi, barış, hoşgörü ve adalet hep sizinle olsun. Hoşça kalın.